Merhaba değerli TV 2020 izleyicileri, ben diyetisyen Merve Koç. Artık TV 2020 kanallarında sizlerle sağlıklı beslenmeye dair bilgiler paylaşabilmek adına diyetisyen Merve ile Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa programı ile birlikteyiz. Bugünkü programımızın konusu biz diyetisyenler için çok önemli bir konu olan egzersiz sonrası beslenme. Çünkü sizlere hep vurguluyoruz, sadece beslenme ile kilo veremezsiniz. Yani kalori sınırlandırmasıyla standart bir yaşam şekli sürdürerek kilo verebilmeniz her birey için kolay olmayabilir. Bu yüzden her zaman vurguluyoruz ki hayatınızın merkezine sporu eklemenizi, fiziksel aktiviteyi eklemenizi vurguluyoruz. Fakat egzersiz sonrası, spor sonrası da beslenmenin önemi oldukça büyük. Çünkü beslenmemize dikkat etmediğimiz takdirde kas kaybı yaşayabiliriz. Karbonhidratların vücutta hızla işlenebilmesiyle vücudumuzda glikojen depoları boşalabilir ve kaybettiğimiz elektrolitlerle birlikte kas krampları ve kas zedelenmesi ve sakatlanmalar yaşayabiliriz. Bu yüzden egzersiz sonrası beslenme bizim için bahsetmiş olduğum gibi oldukça önemli. Gelin bu püf noktalara birlikte değinmiş olalım. Protein kaynaklarına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü egzersiz sonrası aldığımız protein kas kaybını önlemek amacıyla ve kas yapımını hızlandırabilmek adına bizim için oldukça önemli. Günlük 20-30 gram arasında olacak şekilde kişinin ihtiyacına göre günlük protein alımı sağlanmalıdır. Bunlar kırmızı et olabilir, beyaz et olabilir ve yumurta gibi protein kaynakları olabilir. Karbonhidratlara gelecek olursak, enerji sırasında harcamış olduğumuz glikojen sebebiyle glikojen depoları tükenir ve bu depoların yenilenmesi gerekir. Bu yenilenme işleminin yapılması için de egzersiz sonrasında ilk 2 saat içerisinde karbonhidrat içeren besinleri tüketmemiz gerekir. Fakat karbonhidrat içeren besinleri tüketirken de sağlıklı bir besin tüketmeye özen göstermeliyiz. Yani kompleks karbonhidrat olan meyveleri tüketebiliriz. Muz bizim için güzel bir alternatif olabilir. Aynı zamanda potasyum kaynağı olması sebebiyle kaybettiğimiz elektrolitlerin yerine konması açısından da oldukça önemlidir bizim için. Yağlara değinecek olursak sağlıklı yağları da beslenmemizde eksik etmememiz bizim için oldukça önemlidir. İltihaplanmayı azaltması açısından da son derece önemlidir. Örneğin bir avokadolu salata tükettiğinizde egzersiz sonrası hem faydalı yağ asitlerini kazanabilmemiz açısından hem de iltihaplanmayı önlemesi açısından da bizim için faydalı olacaktır. Antioksidanlar ve vitaminlere değinecek olursak, egzersiz sonrası oluşan oksidatif stresi önlemek amacıyla C vitamini açısından portakal, kivi tüketebiliriz, çilek de tüketebiliriz. E vitamini oksidatif stresi yine önlemesi açısından bizim için önemlidir. Kuru yemişlere yer verebiliriz. Kuru yemişleri gün içerisinde ara öğünlerde de tüketebilirsiniz. Egzersizden önce de, egzersizden sonra da tüketebilirsiniz. Ya da ben size yine program esnasında hazırlayacağım içecekler, protein shake'ler, onların içerisine de kuru yemişleri de ekleyebilirsiniz. Hem faydalı yağ alımını da sağlayacaksınızdır. E vitamini de eklemiş olacağız sağlıklı besinlerimizin içerisine. Elektrolitlere de değinecek olursak, egzersiz sırasında terle kaybedilen elektrolitleri yerine koyabilmemiz çok önemli. Eğer elektrolitleri yerine koyamazsak, kas krampları ve yani kaslarımızda kasılmalar, egzersize devam edememe gibi durumlarını da sıklıkla yaşarız. Bunun önünü de geçebilmek için ıspanak, kabak çekirdeği gibi sodyum, potasyum içeriği yüksek olan gıdaları da sıklıkla tüketmeliyiz. Egzersiz öncesi ve sonrası da tüketebilirsiniz. Egzersiz sonrası ilk 30 dakika içerisinde sadece bir protein shake içeren bir içecek ya da bir smoothie tüketmeniz yeterli olacaktır. Hızlı sindirilebilen
bir meyve de tüketebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi muz bu açıdan bizim için oldukça avantajlı bir meyve. Egzersiz sonrası ilk 2 saat içerisinde de kesinlikle önemli ölçüde bizim için, vücudumuz için ihtiyacımız olan protein kaynağını da almamız gerekiyor. Bir ızgara tavuk tüketebilirsiniz. Yanında pilavla birlikte, yanında haşlanmış sebzelerle birlikte güzel bir öğün alternatifi olacaktır sporcu bireylerimiz için. Bol su tüketimini de gün içerisinde ihmal etmememiz gerekiyor kesinlikle. Önemini özellikle vurguluyorum su tüketiminin. Çünkü kaybolan sıvı dengesinin de yerine konması için, hücrelerimize daha çok oksijen giriş çıkışı sağlanması için ve kas yapımımızda da oksijen giriş çıkışı bizim için oldukça önemli. O yüzden su tüketimine özen göstermemiz gerekiyor. Egzersiz sonrasında benim özellikle tavsiye ettiğim bir sebze olarak da pancarlı bir salata hazırlayabilirsiniz kendinize. Pancarlı, yanında proteiniyle birlikte tabii ki. Pancar da kan akışını hızlandırır ve kas yapımının oluşmasında önemli bir etkendir. Evet, genel olarak bahsedeceklerim bunlar egzersiz sonrası beslenme ile ilgili. Şimdi sizlere hem egzersiz öncesi güzel bir alternatif olabilecek hem de egzersiz sonrası tüketebileceğiniz iki farklı içecek hazırlamak istiyorum. Bu içeceğimin içerisinde ben özellikle şekersiz fıstık ezmesine yer vermek istedim. Şekersiz fıstık ezmesi de sporcuların özellikle sevdiği bir besin. Sabah kahvaltıda ya da ara öğünlerde de tercih edebilirsiniz. İçeceklerinizde de kullanabilirsiniz. İsterseniz başlayalım birlikte içeceklerimizi hazırlamaya. Evet, şu an birlikte antrenman öncesi, egzersiz öncesi içeceğimizi hazırlayalım. Kahve kullanmak istiyorum. Filtre kahve. Kullanmamdaki amaç kahvenin serbest yağ radikallerinin, yağ lipitlerinin kullanmasının vücutta artırılarak sporda yorulmayı engellemek amaçlıdır. 160 milim bir kahve fincanı kadar filtre kahvemi ekliyorum içerisine. Potasyum kaynağı açısından da muzumu ekliyorum. İçerisine bitkisel omega 3 içeriğine sahip olan ve faydalı tohumlardan olan chia tohumumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar ekleyebilirsiniz içerisine. 1 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Kakao da aynı zamanda sporcuların sevdiği bir besindir. İçerisinde magnezyum kaynağı olması sebebiyle belirtmiş olduğum gibi böyle küçük minik barlarda yapımında kullanabilirsiniz. Küçük kurabiyelerde spor sonrası tüketebileceğiniz alternatifler de olur. Bu gibi besinlerin içerisinde de kullanabilirsiniz. Kahvemizi ekledik, muzumuzu ekledik, chia tohumumuzu ekledik ve enerji kaynağı olan fıstık ezmemi ekliyorum. Şekersiz kullanıyorum ben. Siz dilerseniz normal fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz. Fakat kan şekerinizde ani iniş çıkışlara sebep olmaması açısından şekersiz kullanmanızda fayda var. İçerisine bir yemek kaşığı kadar da ekleyebilirsiniz. Birazcık daha artırabilirsiniz ama fazla miktarda tüketiminiz de performansınızı etkileyebilir. Fıstık ezmemi de ekledim içerisine. Blender'da bir 10 saniye geçirerek karışımımı hazır hale getireceğim. Evet, şu anda egzersiz öncesi güzel bir alternatifle size içecek sunmuş oldum. İçerisinde kakao, fıstık ezmesi,
ve filtre kahve ile birlikte sizi performansınızı artıracak ve egzersize hazırlayacak bir içecek. İçerisine isterseniz üzerine biraz daha chia tohumları da serpiştirebilirsiniz. İçeceğimiz hazır. İsterseniz şimdi birlikte egzersiz sonrası içeceğimizi de hazırlamaya başlayalım. Evet, şimdi diğer bir içeceğimiz olan egzersiz sonrası size önereceğim içeceğimizi birlikte hazırlayalım isterseniz. Bu içeceğimde özellikle kas kaybını önlemek amacıyla protein ağırlıklı bir içecek hazırlamaya özen gösteriyoruz. Ben süt kullanmayı ve yoğurt kullanmayı, her ikisini de birlikte kullanmayı bu içeceğimde tercih ettim. Çünkü protein açısından verimliliğini artırabilmek adına bir su bardağı yarım yağlı ya da yağsız bir yoğurt ekleyebilirsiniz. 200 milim olacak şekilde ayarlıyorum veya 2 yemek kaşığı kadar da eklemeniz yeterli olacaktır. Yine aynı şekilde sütümü bir su bardağı olarak karışımımın içerisine ekliyorum. Ve aynı zamanda yine kakaoyu kullanmak istiyorum. İçerisindeki magnezyum ve potasyumdan kaynaklı olarak kakaomu da içerisine bir yemek kaşığı kadar olarak da ekleyebilirsiniz. İsterseniz bir çay kaşığı olarak da tercih edebilirsiniz. Miktarını artırabilirsiniz. Bu karışımın içerisine hem biraz daha tatlı olması açısından hem de glikojen depolarının da yerine gelebilmesi açısından hurma da tercih edebilirsiniz. Ben bu anlamda bal kullanmayı tercih ettim. Bir yemek kaşığı bal tüketmeniz de aynı etkiyi gösterecektir. Karışımımın içerisine balı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar eklemeniz yeterli olacaktır. Karışımım şu anda hazır. İsterseniz siz içerisine potasyum açısından muzu da ekleyebilirsiniz. Fakat ben egzersiz öncesi içeceğimde eklediğim için şu an biraz daha protein ağırlıklı bir içecek olması açısından ve glikojen depolarının önemi açısından bal ile bir içecek hazırlamış bulunmaktayım. Blender'dan yine bir 10 saniye kadar geçirmeniz yeterli olacaktır. Evet, şu anda da egzersiz sonrası protein içeriği yüksek olan içeceğimiz hazır. Bunun içerisine tercih ederseniz keten tohumu, chia tohumu gibi tohumları da ekleyebilirsiniz. Ya da kuru yemişleri de ekleyebilirsiniz. Kuru yemişleri de eklemek enerji vermesi açısından, egzersiz sonrası bahsetmiş olduğum gibi yağların önemi açısından fayda sağlayacaktır içeceğimize. Her ikisi de şu anda hazır. Birbirlerine görüntü olarak da benziyorlar. Siz de spora gitmeden önce evde kendinize bu şekilde shake'lerde hazırlayıp spor öncesi veya spor sonrası afiyetle tüketebilirsiniz. Evet değerli izleyicilerim, egzersiz öncesi bir içecek daha hazırlamak istiyorum sizlere. Bu içeceği de size daha çok enerji verebilmesi adına, tok tutabilmesi adına ve spor esnasında sizi yormayacak, hazımsızlık yaşatmayacak bir kahvaltı öğünü olarak da tercih edebileceğiniz bir içecek hazırlamak istiyorum. Örneğin sabah 6'da kalkıp spora gideceksiniz. Hemen kendinize evde pratik besinlerle zaten hazırlayabileceğiniz bir içecek hazırlayıp shake'inize koyup hemen yolda giderken de tüketebilirsiniz. İçeriğini bahsedeyim size, içeriğinden bahsedeyim. Süt kullanıyorum. Süt kullanırken siz dilerseniz bitkisel sütleri de tercih edebilirsiniz. Badem sütleri, soya sütü, yulaf sütü gibi besinleri de
tüketebilirsiniz. Laktoz intoleransı olan bireyler de yine ilerleyen zamanlarda bu konulara da değinmek istiyorum. Bunlar da beslenmemizde önemli konular. Laktoz intoleransı olan bireyler de bu bitkisel sütlerle içeceklerini de smoothie'lerini de hazırlayabilirler. İçerisine 300 milim yarım yağlı sütümü ekliyorum. İsterseniz biraz daha artırabilirsiniz. 400-500 milim de yapabilirsiniz. Tok tutabilmesi açısından ve spor esnasında size enerji gereksinimi hissettirmemesi ve egzersizinizi rahatça yapabilmenizi sağlaması açısından, yani şu şekilde kan şekerinizi dengede tutar yulaf. O yüzden glisemik indeksi düşük olması sebebiyle de zaten kan şekerinizde ani iniş çıkışlara sebep olmaması için yulafı kullanmaya tercih ettim. İçerisine bir yemek kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. İsterseniz miktarı daha fazla da artırabilirsiniz. Lif oranının yüksek olması sebebiyle ben zaten beslenme programlarında danışanlarıma da sıklıkla öneriyorum ve kendim de gün içerisinde sıklıkla kullanmaya özen gösteriyorum. İçerisine dilerseniz tohumları da ekleyebilirsiniz. Bitkisel omega 3 içeriğine sahip olan chia tohumunu bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Keten tohumu da ekleyebilirsiniz ama chia tohumu ekledim. Bu gibi tohumlar sindirimi de düzenlemesi açısından, hızlandırması açısından çok fazla miktarda kullanmayı spor esnasında sizi rahatsız etmemesi açısından önermiyorum. Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği ekleyeceğim içerisine. Potasyum, magnezyum açısından zengin olan tohumlar, yağlı tohumlar olması sebebiyle içeceğimin içerisine ekliyorum. Ay çekirdeğimi de ekliyorum içerisine. Evet, 2 tatlı kaşığı kadar eklemiş bulunmaktayım ay çekirdeğimi ve kabak çekirdeğimi. İçerisine antioksidan açıdan özellik kazandırması için kranberi kullanıyorum ben. Antioksidan içeriği çok yüksek ve kansere karşı koruyucu etkisi olan kranberiyi siz içeceklerinizde ve salatalarınızda da tüketebilirsiniz. Günlük ara öğününüzde de tüketebilirsiniz kuru yemişlerin yanında. Bu şekilde içeceklerde kullanmak da pratiklik kazandırıyor. Hem de sağlıklı bir besin tüketebilmemizi sağlıyor. İçerisine potasyum kaynağımız olan muz eklemek istiyorum. Yine aynı şekilde egzersiz sırasında sizin farklı bir enerjiye ihtiyaç duymamanızı sağlayacaktır. İçerisine yarım miktarda muz eklememiz yeterli. Ve yine kolay sindirilebilir meyvelerden dilerseniz ekleyebilirsiniz. Ben çilek kullanmayı tercih ettim. 3-4 adet kadar da çilek eklemeniz yeterli olacaktır içerisine. Hem size enerji verecek hem de kolay sindirilebilecek ve sizi egzersiz sırasında yormayacaktır. İçerisine isterseniz yine orman meyveleri ekleyebilirsiniz. Hem güzel tatlar kazandırması açısından hem de içeceğimizin daha çok antioksidan özellik kazanması açısından da isterseniz orman meyvelerinden ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyi tercih ediyorum. Yalnız hazırlarken, yani içeceğimizi hazırlarken kalorinin çok yüksek olmamasına da dikkat etmeliyiz. Eğer yani orman meyvelerini kullanırken de diğer meyveleri kullanırken de porsiyonlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ve diyabet durumumuz varsa da meyveyi sınırlı miktarda tüketmemiz gerekiyor. İçeceklerimizin içerisinde de, ara öğünlerimizde de. İçeceğimizin içerisine karışımlarımı hazır hale getiriyorum şu anda. Ve son olarak da ben tok tutucu etkisinin artması için granola eklemek istiyorum. Granolayı siz dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Yulafta aynı etkiyi gösterecektir zaten. Fakat ben lif oranını biraz daha artırmak istemek adına 2 tatlı kaşığı kadar da granolamı karışımımın içerisine ekliyorum. Evet.
karışımımı şu anda blender yardımıyla bir 10 saniye, 15 saniye geçirerek karışımımı hazır hale getireceğim. Evet, şu anda karışımım hazır. Rengini orman meyvesinden aldı. Hem protein içeriğine de sahip olmuş oldu. Üzerine de birazcık tohumlar serpiştirerek içeceğimi tüketmek istiyorum. Çok az miktarda da chia tohumu ekledim tekrar son olarak içerisine. Şu an egzersiz öncesi diğer bir alternatif olan içeceğim de hazır değerli izleyicilerim. Bunu da siz gönül rahatlığıyla hazırlayarak tüketebilirsiniz. Umarım sizler için keyifli ve faydalı bir program olmuştur. Diğer programlarda görüşmek dileğiyle, saygı ve sevgilerimle.